Yazın yine kapatırım komple. Lazımsa sökelim. Neyi canım? Lazımsa. Bozuk kompresi. Kardeşim. Lazımsa. Motora bakıyoruz bak. Sökelim. Kendine... Ya sen bak. Eskiden S14 falan Jay-Z Maze'i bakardın. Ne yapıyorsun bak, şimdi? Bak bak çift. Neyin bu bana bakıyor? Allah aşkına bakar mısınız ya? Kardeşim. Seni bu hale getiren var ya, yemin ediyorum ekonomi utansın ya. Aslan gibi aslan. İnsanoğlu, herkese merhaba. Bu sefer ilginç bir yerdeyiz. Ama tabii bilenler biliyordur. Tabelası yok ama... Fidex. Fidex'teyiz. Bizim S14 burada. Egzozu yapılıyor. Şimdi ona bakacağız. İçeride de harbiden güzel arabalar var. Zaten Fidex'in de sahip olduğu station var, bir tane Mercedes. Kucukları biz aslında, neler varmış neler yokmuş. Bakarız içeriye. Evet, hadi gel bir Ahmet'i bulalım. Hadi gidelim. Abi burada senin garajın son hali gibi. Her yer Alman dolu. Evet. Abi nasılsın? Allah sağ olsun. İyi valla, bizler de iyiyiz. Size sevgili S14'ümüze emanet ettik. Demiştik proje hızlı gidecek diye. Egzozdayız, bir şey kalmadı. O da doğru yerde zaten. Ne oluyor burada? Film çekiyoruz, oynayacak mı? Station'ın da eski sahiplerinden. Arabayı görür görmez geldi Erdoğan evet, abi. Evet, yapıştım arabaya. Abi senden sonra tekrar dönmüş, ondan sonraki sahibi benim galiba. Hayırlı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Olan. Nasıl, iyi bilir miydik Station'ı? Evet, çok güzel araba. Teşekkür ederim. Biraz abi. Kahrımı çekti. Evet, bugün günlerden Fidex. Fidex son zamanlarda zaten çok eski bir garaj ama son zamanlarda hızlı otomobillerin egzozları ve custom işlerini yapmasıyla zaten bilenler biliyor. Biz bu videoda bilmeyenler için buradayız. Örnek vereyim, bizim yarış arabamız turbo manip oldu, burada yapıldı. S14'un. Geçen bizim sezon yarış arabadan bahsediyoruz. Evet, Maxflow'un tüm egzoz vesaire işleri burada yapılıyor. Maxflow videosunu izlemek isteyen varsa şu köşeden izleyebilirler. Peki Ahmet Fidan kimdir? Evet abi, Ahmet Fidan kimdir? Fidex ne yapar? Ne zaman kurulmuştur? Senden dinliyoruz. Ahmet Fidan kimdir? Benim babam Göztepe'de esnaflık yapıyordu egzoz üzerine. Eski sanayi usulü şeydir, böyle hep çıraklar falan çoktur. Aynen. Yani arkadaşlık ortamı şeyde, sanayide çok daha fazlaydı, şimdiki gibi değil. Biz de tabii okul hayatı, işte ortaokul bitti, çok fazla okul hayatına fazla sarmadık. Sonradan işte iş hayatına başladık. Tabii otomobil merakı bütün erkeklerin diyeyim. Yani çoğu erkeğin ha, içinde. Çoğu erkeğin de, evet. Bu videoyu takip için... edenlerin hepsinin içinde abi. Rahatlıkla dinliyoruz öyle. Seni. Aynen öyle. Araba merakı bizde de olduğu için dedik biz de bir ucundan tutalım. Sonrasında işte normal egzozculuktan işte bu tarz işlere biraz daha babam adam sevindim, yetenekli ha. Kısaca. Adam yetenekli olduğu için. Aynen. Yani biz mecburi olarak kim doğal seleksiyon. Bak gelişiyor. Kim yapar Ahmet yapar diyor. Adam mecburen oraya gidiyor. Evet. Aynen, yapacak bir şey yok. Sonrasında işte iş buralara geldi. Şimdi de işte kendimiz, yani daha çok hazırı değil de kendi elimizden çıkan bir şey bizim için de müşteri için de daha iyi, verimli oluyor. Sonuç ortada işte. Senin mesela tam olarak bu garajda yaptığın şey nedir abi? Sana, yani mesela bu videoyu izleyen adam zaman değil de gelsin. Biz burada işte krom, zaten kromla alakalı ne varsa işte headers, manifold, işte egzoz, basınç boruları ya da işte intercooler, bu tarz işleri biz burada işte elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Paslanmaz olsun, alüminyum olsun. Evet. Hepsini kaynağı mevcut. O zaman zaten bu süreç belli. Swap yapıyorsun, beyni takıyorsun. Sonra buraya mı gelmen gerekiyor? Evet, yani, mecbur istikamet. Şöyle düşün. Her işi, şimdi bizim de kaynak makinemiz var. Bizim de tik yapıyoruz ama abi işi hızlandırmak ve yani işi tam profesyonele vereceksin. Aynen, ki uzmanın daha abi. Güzel çıksın. Aynen, liyakat sistemi kardeşim. Herkes işini doğru ben bildiği işi yapsın. Türkçe yok kardeşim. Bak ben de var. O liyakat sistemi işte. Yani herkes uzmanlığını yaparsa iş zaten günün sonunda doğru oluyor. Aynen öyle. Peki abi bu sahip olduğun güzel station'ın içinde neler var? Bu arkadaşın kabiliyetleri nelerdir? Bu 88 model V24 işte station 300 turbo dizel. Orijinal ben turbolu aldım bu arabayı. Sonrasında işte OM63 motora sahip. Biz bunu turbo şey yap böyle oluyor. Evet, turbo deyince şunu görüyorsunuz. Bir takipçimiz şeyi almıştı, hatırlar mısın? Önde intercooler görürsen o arabadan korkacaksın diye. İşte önde intercooler olan arabalardan biri. Evet abi. Biz buna yurt dışından dizel olduğu için pompa, bu da mekanik zaten. Pompa getirdik. Turbosunu işte büyüttük.
motor içini zaten motor içi normalde de turboya göre güçlü olduğu için hı-hı. biz sadece motor için yeniden yapılandırdık. Onun dışında işte turbo intercooler, intercooler sistemi yoktu. Direkt basıyordu. Allah Allah yaptık. Niye acaba? Ondan sonra işte egzoz, intercooler sistemi, pompa, şanzımanı değiştirdik. İşte 6 ileri, ilk önce 5 ileri koyduk. Bu araba otomatikti, düze çevirdik. Sonra 5'ten 6'ya çevirdik. Bu da tabii tork fazla geldiği için 5 ileri şanzımanı kırıyor. Evet. 6 ileri de onun çözümüne ulaştık. Süper. Torkla yürütüyorsun. Basketbolata evet. sıkıntı yaşadın mı? Basketbolata'da sıkıntı yaşadım mı? Yaşadım. Çünkü basketbolata benim için bir ızdırap oldu. Daha sonrasında basıncı kıstım şu an. Orijinal güçlendirilmiş balatasını aldım. Kaç bardasın abi? Şu an 1-2, 1-3 bar basıyorum. Yani aşağı yukarı 300 beygir, 600 torklarda falan. Yani bize yetiyor. Ama istese... Bize yetiyor. Bak, istese... Böyle bak. Değil mi? Bak böyle oluyor. Tık. Basınca öyle 2, 2,5, 3 basar mıyız? 3. Ya ben 2 bastım. 2 bastığımda çok daha farklı gidiyor ama... bu sefer diferansiyel şanzıman bunları çok çabuk yoruyor. Evet. Bir de araba ağır. Yani tabii. Normal tabii yarış arabası olmadığı için. Aynen. Ağırlığından dolayı da bu tarz parçalara çok fazla deformasyon oluyor. İnanılmaz değil. İnanılmaz değil canım. Adam keyif arabası yapmış. Gerçekten değil yani. Hızlı değillerde. Yani bizim arabamız da bize göre güzel. Yani başkasına göre. Abi station yük taşıyor. Mis. Aynen öyle. Yük taşıyoruz. Boru koyuyoruz içine. Ya bugün biraz çat kapı yaptık. Ama senin müsait bir anında bu arabayı yolda da görmeyi çok isteriz. Olur tabii ki. Aynen. Takipçimde de sevgili İnsanoğlu'na da sözümüz olsun. Size bu station'ı çekeceğiz. Çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Tamam süper. Sizlere daha önce söylediğimiz gibi sevgili S14'ümüz bu bölümün baş kahramanı. Bölüm 6. Egzoz komple yapıldı. Intercooler boruları alüminyumdan yapıldı. Ahmet'e ben Bosporus'un metalikisini vermiştim. Sağolsun alüminyumdan bir yer yaparak onu kaynatmış. Gizli istemiştik. O gizli yapmış. Hı-hı. O biraz arkada kalıyor böyle. Intercooler'ı tamamlamış. Egzoz komple tamamlamış. Vestiyat için kelepçelerimiz eksik. Onları getirdik bugün ona. Vesket için bir yer yapacak. Yer yapacak dedim. Vesket'in borulamasını yapacak. Ondan sonra tekrar garajı alacağız. Montajda marş basıya çalıştıracağız. Bu arada F14 burada yatmadı yani. Yatmadı ki benim yüzümden yattı. Aynen. Ahmet 2 günde bitirdi işi zaten. Aynen. 2 gün yani. 2 günde gerçekten. Birazdan altına da girerim arabanın. Birazdan altına da girerim ben. Egzozu da komple size gösteririm. Çok az kaldı ya. Limitlerdeyiz. Sona yaklaştık. Güzel çıkacak, temiz aynen. çıkacak. Yalnız bak Sönet abi şu anki görüntüden hakikaten o hayal ettiğimiz yurt dışı motor içi vardır ya. Maşallah. Az kaldı. Evet, yani, yakınız son, yani. Toplu değil şu anda. Toplayalım, son kabloları falan yok edelim. Patlatırız. Evet. Buradan bak komple standart. Evet, hiç böyle abartı bir durumu da yok. Oldukça şık, her şey olması gerektiği gibi pırıl pırıl. Şimdi altına da ineceğim dediğim gibi. Egzozu alttan size göstereceğim. Adam eğlenceli oğlum, ne yapacaksın? Senin kendi garajın yok mu arkadaşım ya? Abi benim kendi garajım var da burada mecburum yapmaya. Bak orada dekor yapmış Ahmet Usta. Onu daha da güzel yapmaya çalışacağız. Ahmet kötü yapmış ya, sen Ahmet'in kötü yapmış. Şöyle deme, şimdi. Ondan sonra gel. Yani böyle böyle yapmış. Biz adama yanlış yönlendirdiğiniz için adam haliyle öyle yaptı. Bak ne güzel çeviriyor. He, yani. Dükkanında olmasa Ahmet yanlış yap, komple yanlış yapmış ya. Suçlamak gibi olmasın ama o hep onun yüzünden. Bak iki sefer kartal sürtülüyor bana. Nerede Ahmet, burada mı? Şimdi aracın altına doğru gidiyorum sizlerle birlikte. Burada da bir tayfa altı görüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi buradan yukarıdan gelen egzoz. Ortada bir tane sadece süngeri var. Arka tarafa dümdüz boru gidiyor. Hiç susturucu koymamışsın. Hiç yok abi. Bu ne? Sonda var eks var. Ha, sonda bir tane var eks var, öyle mi? Evet. Ama yine gaddar ses çıkarır büyük ihtimalle çıkarır, ya. Çıkarır. Ha, basket çıkışını da oradan evet. alttan veriyorsun.
Gece buradan SX'i görürseniz Denizli tarafında buradan çatara patara alev atacak. Bu arada maşallah arabamızın altı da üstü gibidir. Sakladığımız hiçbir şey yok. Sizlere BMW videosundan da anlatmıştım. İzlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. İşte yakıt hattı da aynı şekilde hiçbir ek olmadan öne doğru gidiyor. Burada intercooler'ın boruları görüyorsunuz buradan. Bu şekilde iki taraftan, sağdan ve soldan çıkıyor. Onlar da tamamlandı. Dediğim gibi SX'de çok bir iş kalmadı. Artık sona yakınız. Bu arkadaşın sana ne var? Baskı voltayı takacağız, takmamıştık. Aynen. Baskı voltayı takacağız, radyatörü takacağız, krem kastan takacağız. Bir kar boya verir misin? Ha, boya mıdır? Yıkayacağız. Yıkayacağız. Bundan sonra S14'e çekeceğimiz ikinci ya da üçüncü video bir rodajdan sonraki gazlama olur. Bunun rodajını yapmamız lazım. Nerede yapacaksak bunun rodajını bu ekranda? Hayır, uğramaz. Valla muhale de yok. Otodromda dönmemiz yok mu sabah kadar? Ya şöyle düşün, zaten ilk şimdi şey yağını koyduk. Yani rodaj yağı, daha doğrusu ilk çalıştırma yağını koyduk. Onunla çalıştıracağız yarım saat. Boşaltacağız. Rodaj yağını koyacağız. Rodaj yağından sonra bizim bir 500 kilometre yapmamız lazım. Evet, sessiz sakin bir yer lazım. Pendik bile kurtarmaz bizi abi. Oğlum 500 kilometre lan. Sabahtan akşama otodromda olmadı. Evet, deneriz. Yok, çok bir şey yok. Sakin sakin. Herkes bine bine kullansın arabayı yani. Aynen. Yapacak bir şey yok. Peki, o zaman az kaldı diyelim. İnsanoğlu da burada videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz, dost kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.